Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte destan ve efsane gibi çok kolay bir konuyu öğreneceğiz arkadaşlar. Burada bazı kavramlar var. İşte motifler nedir bunu soracaklar bize sınavlarımızda ve aynı zamanda efsane ve destan arasındaki farkı soracaklar. Gelin isterseniz videomuza hızlı bir şekilde başlayalım. İntromuz girsin. Sonrasında bu kısa ve güzel konuyu güzel bir şekilde öğrenelim. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar, efsane deyince aklınıza inanış kelimesi gelecek. Destan deyince de ulusal kahramanlık hikayeleri gelecek. Yani destanın en önemli anahtar kelimesi ulusal olmasıdır. Belli uluslara aittir. Mesela Türklere ait destanlar. İşte ne bileyim, mesela Amerikalılara ait destan yok. Çünkü onlar daha bir ulus yakın bir zamanda oldular. Yani sonuçta daha yeni keşfedildi Amerika kıtası. Ama efsane inanış demek arkadaşlar. İnanışları da bilmemiz gerekecek. Burada bir harita çizdik. Mesela fabullar ilk olarak Hindistan ve çevresi ortaya çıkıyor. Destanlar Orta Asya Türk destanlarımız var. Mesneviler Orta Doğu'dan başlayacak, İran taraflarından. Halk hikayesi yine bizim Anadolu'da yaygınlaşacak. Roman hikaye Avrupa'da. Mesela bizde Mesneviler varken Avrupa'da roman ve hikayenin örnekleri verilmeye başlanacak. O yüzden Avrupa'da roman hikaye, Orta Doğu'da ve aynı zamanda bu bölgelerde destan, masal, halk hikayesi olduğunu bilmemiz lazım. Peki hocam, burada neyi anlatmaya çalışıyorsunuz? Eskiden edebiyat açısından ve zenginlik açısından Doğu daha güçlü. Sonrasında güç Batı'ya geçiyor. Niye? Batı coğrafi keşiflerle zengin olacak. Sanatçıya, edebiyatçıya değer verecekler. Ve tabii ki de onlar edebi yenilikleri getirecekler. Şimdi efsane çok kolay. Neydi anahtar kelimemiz? İnanışlar demiş. Bak, inanışları yansıtır diyor ya, bu kelimeyi bileceksiniz. Gerçek ya da hayali şahıs, olay, yer hakkında gerçek olduğuna inanılarak, bak gene inanış kelimesi, inanılarak anlatan hikayelerdir. Anonimdir, yani yazarı belli değil. İnandırıcılık özelliği taşır. O yüzden de arkadaşlar biraz daha detay verilir. Yani böyle yer, zaman, böyle biraz ayrıntı verilir ki inan. Mesela sen bir konu hakkında karşı tarafı inandırmak istiyorsan birazcık detay vermen gerekir. Yoksa inanmazlar sana. Burada da inandırıcılık özelliği için detaylar olduğunu söylememiz lazım. Milli unsurlar yok. Yani işte Türk efsaneleri, Arap efsaneleri diye şeyler duyabilirsiniz ama genellikle milli unsurlar taşımaz. Masalsızdır, dilden dile aktarılır, dili sadedir, kalıplaşmış ifadeler yoktur. Hani masallarda var ya tekerlemeler, evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, pireler tellal iken, develer berber iken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallarken gibi ifadeler, yani bu tekerlemeler masallarda vardır ama efsanelerde yoktur. Bilimin ve aklını izah edemediği zamanlarda doğa olaylarını, bitki ve hayvanları, tarihi kişi ve olayları anlatan şeyler. Şimdi destanla efsane arasındaki fark sınavınıza çıkacak. Bir de dersimizin başında gösterdiğim motifler, yani ağaç motifi, ok yay motifi, at motifi, rüya, mağara, bunlar mesela kırklar motifi. Bizde kırk sayısı çok çok önemlidir. Niye? 40 gün 40 gece eğleniriz. Ya da Ali Baba ve 40 haramiler vardır. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Yani 40 sayısı bize inanılmaz derdir. Bunun sebebi destanlarımızdaki motiflerdir arkadaşlar. Şimdi destan ve efsane karşılaştırmasına bakalım. Birincisi, efsanelerde milli unsurlar yok ama destanlarda milli unsurlar var. Efsaneler kısa sürede ama destan uzun sürede. Önce gerçekten bir olay yaşanıyor. Mesela diyelim ki Orta Asya'da biliyorsunuz ilk böyle Türkleri bir araya toplayan Hunlar var. Sonrasında kök Türkler, sonra Uygurlar geliyor. İşte Hunların en büyük hüküm kurucusu Teoman ama en büyük hükümdarı, en büyük kağanı, en büyük kişisi kim? Mete. Mete esasında bir kahraman. Mete esasında bir kağan. Çok büyük birisi. Ama Mete'nin kahramanlıkları ağızdan ağza Oğuz Kağan destanına yayılmış. Yani senin Oğuz Kağan diye bildiğin kişi esasında Mete. Dolayısıyla destanlarda uzun sürede oluşuyor. Önce Mete diye bir adam geliyor, kahramanlıklar sergiliyor, ağızdan ağza yayılıyor. Sonrasında bu yazıya geçiriliyor. İşte bu uzun sürede oluşunun göstergesi. Öyküleyici anlatım var, burada da öyküleyici anlatım var. Burada bir plan var, burada bir plan var. Burada olağanüstü özelliklere sahip savaşçılar ön plandayken burada ideal insan tipi var. Ve arasındaki farkı tekrar söylüyoruz. Bu milli değil, bu milli. Bu uzun sürede, bu kısa sürede oluşuyor. Diğerleri benzer yönler diyebiliriz. Şimdi destana bakalım. Mesela ben sizlere oldum kağan, alalım yay ile kalkan. Nişan olsun bize bu yan, bozkurt olsun bize uran. Demir kargo olsun orman, av yerinde yürüsün kulan. Daha deniz daha müren, güneş tu olsun gök kungan demiş. Şimdi burada destandan bir bölüm almışız. Toplum hafızasında iz bırakan toplumsal olaylar, doğal afetler, göç, savaş, kıtlık ve benzeri konular anlatılıyor. Destanların en önemli özelliği sözlü dönem ürünleridir arkadaşlar. Sonradan yazıya geçiriliyor. Ve diğer önemli şey ise mitolojik unsurlara yer veriliyor. Belli bir ulusun özelliklerini yansıtır. Ulusların en değerli ve ilk ürünleridir. Olayların geçtiği yer ve zaman belli değildir. Yani yine hani bak, şimdi inanışlar olan,
Efsanelerde olayların geçtiği yer ve zaman belirgindi. Burada değil. Kişiler ve olaylar ayrıntılı bir şekilde işleniyor. Destanlarda sıradan ve olağan dışı olaylar içindedir. Bazen sıradan bir olay da olabilir. Adam gelir yemek yer uyur. Ama sonrası sabah kalkar 1000 kişiyi tek başına yener. Olağan dışı olaylar da var. Manzum olanlar da var. Nesir olanlar da var. Şimdi burada destan oluşma aşamalarını az önce anlatmıştık ama bir kez daha anlatıyoruz. Önce olayın ortaya çıktığı çekirdek dönemi var. Yani gerçekten Metehan diye bir adam Orta Asya'da hükümdar oluyor. Orayı yönetiyor mükemmel bir şekilde. Ardından da olay yayılıyor. Sonrasında da yazıya geçiliyor. Yani 3 tane aşaması var. Doğuş, yayılma ve derleme ve yazıya geçme safhası. Şimdi destanlar bir doğal destan var, bir yapma destan var. Bu doğal destan anonim ve işte belli bir olayın yazıya geçirilmesi oluşuyor. Ama yapma destan anonim değil, yazarı var. İşte Fazıl Üstü Dağlarca 3 Şehitler Destanı yazıyor. Bir şair ya da yazarın toplumu derinden etkileyen olaylardan sonra kaleme aldığı eserler. Doğal destandan en büyük farkı yazarının belli olması. Burada adam oturup kendi kafasından yazıyor. Burada ise anonim. Şimdi İslamiyet öncesi Türk destanlarına baktığımızda yaratılış destanımız var. Şu destanı var, bir komutan ismi. Alpertunga destanı var, Sakalara ait. Hunlarda Oğuz Kağan destanı, işte Metan hayatını anlatan. Attila destanı var, yine Avrupa Hunları. Bozkurt ve Ergenekon destanı var, Göktürklere ait. Uygurlara ait Türeyş ve Göç destanları var. İslamiyet etkisinde ise artık Allah Allah demeye başlayacağız. Allah inancıyla savaşacak komutanlar. Manas destanı var, Ermanas. Burada da bir komutan ismi. Cengiz Han destanı var. Edige, Satuk Buğrahan, Battanname ve Danışmanname'de İslamiyet etkisindeki Türk destanları. Dünya edebiyatına baktığımızda Yunanların İlyada ve Odessa, yani Truva'ya gelişe gidişi anlatan destanları var. İranların Şehname destanı var. Bunu Firdevsi diye bir adam yazıya geçirecek. Burada Firdevsi'nin destanında, yani Şehname destanında Alpertunga'dan da bahsediliyor. Afrasyap diye bahsedilecek. Finlerin Kalevala destanı var. Lönnrot'un yazıya geçirdiği. Hintlerin Mahabharata ve Ramayana. Almanların Nibelungen. İngilizlerin Beowulf ve Robin Hood. Fransızların Chanson de Roland. Rusların Igor. Zaten burada kelimelerden de anlarsınız. Yani Igor diye Fransız destanı olmaz yani, değil mi? Ya da Chanson de Roland Rus destanı. Olamaz. Fransız destanı olduğu belli. Bizim yapma destanlarımıza baktığımızda da Nazım Hikmet'in yazdığı Kuvayi Milliye destanı, Cahit Külebi'nin Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda gibi destanları önemli. Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitleri destanını okumanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten efsanevi bir anlatımla o dönemi gerçekçi bir şekilde aktarıyor, yani o savaşı. Batı edebiyatında Virgil'in yazdığı Aeneis, Milton'un yazdığı Kaybolmuş Cennet ve Tasso'nun yazdığı Kurtarılmış Kudüs. Yine aynı şekilde Dante'nin yazdığı İlahi Komedya önemli Batı edebiyatına ait yapay destanlar. Şimdi arkadaşlar, destanlarla alakalı motifleri de bitiriyoruz. Sonrasında mutlaka sizler 0'dan 10'a Türk Dili Edebiyatı kitabınızdan veya Dinamo kitabınızdan bu konuyla alakalı sorularla pekiştirmeniz lazım. Hocam bu konudan soru gelir mi üniversite sınavında? Geliyor arkadaşlar. Bir soru da olsa soruluyor. Yazılarınızda da mutlaka sorulacak zaten. Bunları size yazılı provalarına göstereceğiz. Şimdi destanlarımızda ağaç, ok ve yay, at, rüya, mağara kelimelerinden biri veya hepsi veyahut da 2-3 tanesi mutlaka kullanılıyor. Size sınavda destandan bir bölüm verecekler ve burada hangi motifler var diyecekler. Siz ağacı gördüğünüzde, atı gördüğünüzde, oku, yayı, ışığı, rüyaya yatan bir dedeyi gördüğünüzde ya da kurtu, yani gökbörüyü gördüğünüzde diyeceksiniz ki burada belli şeyler var. Yani hani şöyle düşünün, dizilerde mutlaka bir zengin adam vardır, bir işte fakir kız vardır veya zengin kız vardır, fakir adam vardır. Mutlakadır ya, bu kesin değişmez yani. İşte aynı onun gibi bizim destanlarımızda mutlaka at, ok, yay, ağaç gibi motifler var. Bunları bileceğiz. Kırklar motifini de zaten dersin başında söylemiştik arkadaşlar. Hadi bakalım, sizlere 10. sınıfta başarılar diliyoruz. Ödülü soruyorum, yorumlarınızı bekliyoruz. Hadi bakalım, görüşmek üzere.